kent hem de mimarlık ortamını nasıl görüyorsunuz? Çünkü böyle bir yandan bir dönüşüm furyası var hakikaten. Hani sadece sizin yaptığınız gibi kamu yapılarıyla sınırlı olmayan bir dönüşüm rüzgarı esiyor tabiri caizse. Ama öte yandan da işte hani mimarlık da bir böyle şey yaşıyor. Sayısal çokluk yaşıyor üretim anlamında. Yapı çeşitliliği arttı, metrekareler büyüdü. Bir sürü de hani genç mimar var, ortama katkıda bulunan falan. Ama öte yandan hani bu uluslararası ortamı da izleyen kişiler olarak tüm bu şey içinde haritada nereye oturtuyorsunuz Türkiye'nin durumunu? Hem kentleşme, kentsel dönüşüm olarak hem de mimarlık olarak. Şimdi kentleşme olarak baktığımızda ben bugün yapılanları aslında doğanın toprağından nemalanmak olarak görüyorum. Çünkü bu kadar talebin var olduğuna açıkçası çok inandığımı söyleyemeyeceğim. Bu kadar çok konut, bu kadar çok iş yeri, bunun bir Yapay olarak şişirilmiş şişirilmiş olduğunu ve bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bugün bu inşaat faaliyeti bir ekonominin dönüş çarkının aracı olarak kullanılıyor. Çünkü inşaat tabii ki daha yan sanayiler olarak birçok şeyin imalatının, satışının, ticaretinin önünü açıyor. Ama bu söylediğin çok önemli. Bir parantez açayım. Bu tartışma olduğu zaman insanlar diyorlar ki ya çok abartıyorsunuz. İnşaatın Türkiye ekonomisindeki payı işte 4-5 mertebesinde yüzdeler itibariyle, ama tabii bu yan sanayi, iş gücü vesaire işin içine girdiği zaman o çok birdenbire çok büyümeye başlıyor. Yani emlakçılardan, mimarlardan tutun da malzeme üreticilerine kadar, işte enerji sektörüne kadar o kadar çok şeyi etkileyen ve tetikleyen bir alan ki o rakamsal yanılgı oradan geliyor evet. galiba. Mesela 2003-2004 yıllarıydı sanıyorum bu kentsel dönüşüm yasasının çıkması. Ben bunun iyi değerlendirilirse çok da iyi olacağı düşüncesiyle Kesinlikle. hani varsaydım. Ama bugün kentsel dönüşüm aslında kentin katmanlarını yok ederek yeni inşaat faaliyetleri yapmak üzere bir araç olarak kullanıldığı için ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kent Özcan'ın biraz evvel söylediği gibi katmanlardan Evet. oluşan bir şey. O katmanları yok ediyoruz. Bazı dönüşüm projelerinde orayı kullanan kentlileri kent dışına atıyoruz. Aslında bugün yaptığımız iş soylulaştırma projeleri olarak adlandırmanın daha doğru olduğunu Ha, düşünüyorum. bence de.